Selamlar Aleyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bir buçuk saat boyunca burada bu ekranda hepimizin gündemindeki o meseleyi konuşacağız inşallah. Ve konuğumuz çok değerli tarihçi yazar Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş, getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Şimdi biz bu programa başlarken... Ee, o jeneriğin görsellerinde e, Mescid-i Aksa'yı temsil eden şimdi kupet Sahra'nın görüntüsü. Mescid-i Aksa deyince aslında orası bir alan. Buna artık herkes vakıf olmuştur diye düşünüyoruz ama hani ikon, e, sembol e, diye tabir ettiğimiz bazı durumlar vardır ya. Onun evet. için e, bunu özellikle eklemiştik. E, bu sezon ikinci ya da üçüncü sezonumuz gördüğümüz gibi gündemimizde yine Mescid-i Aksa var. Filistin var, Gazze var ve dünyanın gözü önünde Siyonist İsrail katliamına katliamlarını bir tık daha artırdı. Biraz daha artırdı, biraz daha yoğunlaştırdı ve bütün dünya şu anda izliyor adeta katliamı canlı yayınlarla. 21. gün bugün İsrail'in katliamlarının ve 21. günde bugün tekrar yoğun bir bombardımana tabi tutuyor Gazze'yi ve Gazze'li çocukları, Gazze'li masumları öldürmeyi sürdürüyor. Biz de tabii Siyonist İsrail'in ana hedefi ne? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapamıyor? Bütün bunları masaya yatıralım istedik Ebu Bekir Sofuoğlu hocamla. Şimdi Ebu Bekir hocam sorulacak çok fazla soru var. Hakikaten bu süreç başladığında işte Filistinlilerin topraklarını zaten Filistinler topraklarını sattılar. O oh olsun bu başlarına gelenlere diyenler var. Ee, i̇şte bir yandan Hamas İsrail ile işbirliği yaptı. Bu süreci bu operasyonu onlar başlattı diyenler var. Ee, ama bir tarafta işte ölen çocuklar var. İşte Türkiye bu katliamı durdurmak için daha ne bekliyor diyenler var. Bir taraftan kara harekatını kara katliamını bir türlü başlatmayan, başlatamayan ya da işte İsrail, ABD, İngiltere üçlüsü var diyebiliriz. Bir taraftan Doğu Akdeniz'de işte İngiltere, Amerika, Çin dahi gemilerini getirdi. Bölgede inanılmaz bir gerginlik var. Bu işin sonu nereye gider? Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı, başlar mı? Pek çok soru var. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Ama bugün artık 21. gün bu katliamın. Dünya sessiz. İsrail'e neden dur denilemiyor? Yani neden bu katliama ön ayak olunuyor hatta? Neden bu katliamı Batı dünyası ki Hristiyan Batı dünyası diyoruz ama neden bu Siyonistleri bu denli destekliyor? Hatta bunlara neden göbekten bağlı? Neden aşık? Biraz bunu anlamaya çalışalım. Sonra Biraz daha e, özet ve genel sorularla devam edelim. Şimdi neden ses çıkarılmıyor değil, siz zaten öyle söylemediniz, çıkarılanmıyor kısmından e, gitmemiz lazım. E, bu e, Kassam Tugaylarının, Hamas'ın direnişi, direniş diyeceğiz biz buna, operasyon da vardı, hamlesi vardı 7 Ekim'de. Yani bunlar çok konuşuldu ama e, giriş cümlesi olarak e, bir alt zemin olarak bunu söylemek Tabii. gerekir. E, 17 yıldır bir abluka. 1917'den beri e, 1948'de değil İsrail oraya yerleştiğinden beri değil 1917 İngilizler orayı ele geçirdiğinden beri 1948'de devlet terörü. 1917-48 arası normal İsrail terörü uygulandı orada. Evet. Bu e, ilk cumhurbaşkanları Tel Aviv'deki havaalanına da ismini veren kişi Ben Gurion. Hı. Onun liderliğinde Haganah ve İrgun terör örgütlerinin o Filistinlere kan kusturduğu süreç 1917'de başladı. E, 1948'de, 1957'de. 1955'te, 1967'de, 1973'te dört tane büyük savaşla saldırıyla işbirlikçiler üzerinden yapılan saldırılarla Güya Arap-İsrail Savaşı dendi. Ama Arap ülkelerindeki savaştığı Güya savaşıyormuş gibi yaptığı İsrail'in muhatapları aslında İsrail'e hizmet eden kripto kişilerdi. Mesela Golan Tepelerini şimdiki Beşşar Esed'in babası Hafız Esed savunma bakanıydı. Yeri e, çekildi. Geri çekildi daha sonra kaynaklarının 50 milyon dolar rüşvet aldığını tespit etti. Hatta bu geri çekilmeyi Golan Tepelerinin kaybedilmesini o, dönem, o dönemki Suriye Cumhurbaşkanı'nın bir zafiyet olarak değerlendirip darbe yaptı ve iktidara geldi. Aslında Golan Tepelerini o teslim etti. Yani İsrail'in savaşarak elde ettiği bir şey yoktu. Mısır hava uçakları da hava kuvvetleri de affedersiniz armut gibi havaalanına piste dizilmişti. 5 Mayıs'tı sanırım. E, saldıracağı 2 Mayıs'ta belli olmuştu İsrail'in 3 gün önce. E, hangara çekilmedi uçaklar efendim. O yan yana adeta kuzu gibi dizildi. İsrail hava kuvvetleri geldi. Gel vur der gibi uçakları daha havalanmadan pistinde bitirmişti. Fakat 3 gün öncesinden haber alınmıştı. Mısır Genelkurmay Başkanı e, 4 Mayıs'ta e, bütün Hava kuvvetleri Kurmay Heyetini komutanlarını 4 Mayıs'ta yerlerini değiştirmişti. Ertesi gün İs İsrail saldıracak. Efendim. Evet. Ee, İsrail saldırısı karşısında e, uçak savar mevzileri harekete geçirilmedi. Çünkü Mısır Genelkurmay Başkanı "Ben uçakla Sina'ya ineceğim. Efendim, beni vurursunuz bu ihtimalle." Efendim, uçak savar füzelerini harekete geçirmedi. İsrail kendi eliyle koymuş gibi geldi, Mısır uçaklarını yerle bir etti. Dünya İsrail'in büyük zaferi olarak anlattı bunu. Halbuki işbirlikçiler vardı. Yani hangisini anlatalım? Hep işbirlikçiler üzerinden yürüdü. Terör örgütleri de öyle işbirlikçiler üzerinden yürüdü. Ama işbirlikçiler bu sefer İngilizlerdi. 1917'de oraya yerleştiğinde Güya İngiltere, terör örgütlerinin İsrail terör örgütlerinin Haganah. Beyurgun terör örgütlerinin e, operasyonlarına mani olmaya çalışıyor. Güya İsrail terör örgütleri İngiliz hedeflerine saldırıyor filan ama bu şekilde genişledi, gelişti. Yani Filistinlerin zulmü 1917'den beri e, el an bitmedi yani, bitmedi. E, toprak satışı meselesi defalarca konuşuldu sanırım ama e, 1948, 1955, 1967, 1973'te geometrik artışlarla ...işkaller gerçekleştirildi... ...1900 işte... E, ...geriye doğru 17 yıl devam edin... ...Gazze ve Batı Şeria'da... ...Açık Hava Hapishanesi... E, ...süreçlerine gelindi... E, ...burada... ...ben e, bu programı... E, ...duyururken de efendim söyledim... ...gerçekten benim branşım... ...tarih... E, ...dünya tarihinde sayılı... E, ...diktatörler vardır... ...sayılı eli kanlı e, katiller vardır... Ben düşünüyorum tabii ki ama dünya tarihinde böyle kanlı bir olay yaşanmadı. Evet. Allah hiçbir kimsenin şehit olmasına, şehitlik güzel bir şey tabii ama katliamla öldürülmesine gönlümüz razı değil. Fırsat vermesin. Ama hani sayı çok kabarık belki eski katliamlara göre değil gibi gözükse de çok acı, çok acı dünya tarihinde böyle bir hadise olmadı. Evet. Hani böyle büyük katliamlara e ee, kitaplarda okuduğunuzda bazen şöyle şeyler söylenebilir. Ya acaba bu doğru mudur? Bunu anlatan kaynaklar doğru bilgi veriyor mudur? Ee, acaba e, abartı var mıdır diye insanın aklına gelir ya. Şimdi burada böyle bir şey yok. Herkesin gözünün önünde. Çocuklar öldürülüyor. Bir ara hastaneyi vurdu. Ben vurmadım dedi geçti. Çok uğraşmadı bile. Çok evet. uğraşmadı bile. Hastaneyi vurmadı sayalım. E, sivil alanları bombalıyorsun. Hastaneyi vurdu zaten de. Sivil alanları bombalıyorsun. Bu siyonistlerin e, bu konuyla ilgili taktiklerini çok güzel anlatan bir paylaşım vardı sosyal medyada. E, 2002 yıllarında mı 2006 yıllarında mı niye e, paylaşılmış bir gazetede. İşte önce inkar et sonra bahane üret ondan sonra açık ve net bir şekilde işte biz şu, vurduk şundan dolayı vurduk şöyle yaptık böyle yaptık diye. Bu hastane katliamında da aynı metodu kullandılar. Önce biz vurmadık dediler. İşte Hamas'ın attığı roket düşmüş dediler falan. Sonra bu tezleri çabuk çürütüldüğü için yani çünkü iletişim artık hızlandığı için tezleri çabuk çürüdü. Şimdi de evet vurduk ama o hastaneyi Hamas karargah olarak kullanıyordu dediler. Ve hakikaten de artık üzeri örtüldü. Yani bugün geldiğimiz noktada İsrail işte Gazze'de hastaneleri bombalıyor falan konuşmuyoruz. Ya da bombaladı, bin kişiyi aynı anda havaya uçurdu, katletti. Bunu konuşmayı bıraktık. Şimdi yeni şeyler konuşuyoruz. Evet, Çünkü evet. neden? <laughs> katliamın boyutu daha da genişledi. Yani durdurulamıyor. Durdurulamadıkça da İsrail bu katliamın şiddetini, etki alanını daha fazla genişletiyor. Evet. Şimdi burada... Ee... Ne yazık ki bu tür şeyleri diyor mu? Dünya tarihinde böyle bir şey ben görmedim. Hı hı. Tarihle meşgul olan birisiyim ve ben görmedim. Böyle büyük katliam görmedim. Katliamların üzerine bu bebek ölümleri, bebeklerin cesetlerinin paramparça olması, başları dahil üzerine tutup utanmadan e, bunlarla alay eden videolar da çekebiliyorlar. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'deki tanımlanan İsrailoğullarını bugünkülerde sergilemiş oluyor. Biz hiç değişmedik biz aynıyız diyorlar. Şimdi başlarken söylediğiniz noktaya gelmek için bu girişi yapmak durumunda e, yapmak istedim. Şimdi neden ses çıkartmıyorlar? Dünyada bakın şöyle bir şey söyleyelim. Dünyada sayılı e, yani çok az ülkede şimdi nasıl tanımlama yapacağız onu da bilmiyoruz. Her şey birbirine karışmış durumda. Demokratik ülkeler bile artık özgür değil. Şimdi İslam ülkeleriyle alay ederlerdi. Bunların demokrasileri demokrasi mi? Bir de işte cumhuriyet diyorlar isimlerine. Neresi cumhuriyet? Bunlara cumhuriyet mi denir? Hatta kimileri hepsi Amerika'nın piyonları, uşakları filan denilirdi. Ama bu e, Hamas dünyaya şu gerçeği de ortaya, bu şeyiyle, direnişiyle bir şeyi ortaya daha çıkardı. Batı tipi demokrasi diye yüceltilen Batı ülkelerindeki demokrasilerinin hiçbir e, ...fonksiyonu fonksiyon olmadığını sergilemiş oldu. Hiçbir işte efendim kişisel tercihlerle seçilmediklerini siyasi parti liderlerinin bize bunu gösterdi. Hani Amerika'nın piyonları, İslam ülkelerinin liderleri falan diyorlar ya. Kısmen de ben bunlara katılırım. Bu doğrudur. Ama Batı ülkeleri, Batı tipi demokrasi, Batı tipi demokrasi, Batı tipi demokrasi diye e, Siyaset bilimi üniversitelerde siyaset bilimi bölümlerinde uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisanslarda yüksek lisanslarda doktoralarda hep bunlar yüceltilerek anlatılırdı. Yok efendim İngiliz tipi demokrasi. Yok efendim 1215'te Magna Carta'ya dayanıyormuş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Üniversitelerde bu saçma sapan teorilerle bizim gençlerimizi, çocuklarımızı zehirlerlerdi. Şimdi bu kez daha ortaya çıktı. Ben bunlara zaten inanmıyordum. Ben Hala yurt dışına... zehirlemeye devam ediliyor aslında tabii, yani. Tabii tabii. Ben yurt dışına gidip gelen birisiyim. Bunları yerlerinde de gören birisiyim. Bunları takip eden de birisiyim. Akademisyenim ben. Ben bunları görüyordum. Fakat artık şimdi bütün dünya görüyor. Bakın bu bebek katliamlarına varıncaya kadar. Batılar ne diyordu? İnsan hakları. Hı hı. Avrupa Birliği'nin en önemli kriterleri neymiş? İnsan hakları. Biz... Avrupa Birliği ilerleme raporlarında niye hep sınıfta kalıyorduk? İnsan hakları ihlalleri sebebiyle. Bunların yüzüne tükürmek lazım. Temsilen diyorum tabii ki. Bunların, bu batının hani insan hakları? Hani yere göğe sığdıramıyordunuz? Batı tipi demokrasi, batı tipi demokrasi. Bunları söyleyenlerin de manen yüzüne tükürmek lazım. Hangi batıdan bahsediyorsunuz? Hepsi tıpış tıpış bu bebek katillerinin, bu insanlık katillerinin önünde diz çöktüler. Avusturya Başbakanı, İrili Ufak'ta hepsi Çekya Başbakanı, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı. Yani aşağı yukarı hepsi gitti bir biat tazeledi. Bunların da kendi tercihleriyle seçilmiş liderler olduğu bize anlatılırdı. Türkiye'nin demokrasisinin Batı tipi demokrasi olması için henüz daha çok mesafe, çok yolu olduğunu söylerlerdi. Türkiye'de insanlar aslanlar gibi medyanın aleyhteki bütün karalamalarına, dünyadaki bütün ülkelerin aleyhteki karalamalarına rağmen aslanlar gibi kendi tercihlerini yapıp Sayın Cumhurbaşkanımızı seçiyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanımızı ben de beğeniyorum. Onu seçtikleri için bunu demiyorum. Biz de biliyoruz ki bütün dünya Cumhurbaşkanımızın karşısına geçti, direndi. Bütün medyanın imkanları, fırsatları onlar için seferber edildi ama Türkiye'deki insanlar aslanlar gibi kişis onların baskı yani yönlendirme türü baskılarına hiç aldırış etmeksizin gittiler, kendi tercihlerini seçtiler. Batılılar bunu yapamıyor işte. Merkel e diyorlar ki Merkel sen çekil şimdi, Olaf Scholz sen gel. Yok Macron sen gel. Bakın ben tarih mezunuyum. Üniversiteyi yeni bitirdiğimi düşünelim. Türkiye'deki meşhur bir bankaya gitsem finans uzmanı olarak beni alırlar mı? Herhangi Almazlar. bir güçlü bir banka. Finans uzmanı. Benim branşım tarih. Almazlar elbette. Macron mezuniyeti felsefe. Finans uzmanı olarak Rothschild'lerin bankasına nasıl giriyor? Nasıl giriyor ya? Birisi bunu anlatsın yani. Fransa demokrasisi çok kurumsalmış. Senin Fransa Cumhurbaşkanı dediğin kişi daha bu yaşlardan taşınmaya başladı. Ama bir bakıyoruz. Kaldıraç Ney kendisinden 25 yaş büyük evlendiği Yahudi hanımefendi. Yahudi kadın hanımefendi denmez. Hakaret de etmeyelim tabii ki de. Senin Fransa demokrasin yani yaralı, şey yamalı bohça ya da paramparça. Şimdi bir yine başka bir örnek verelim. Ben mezun oldum lisans'tan diyelim. Lisans'tan mezun oldum. 1992'de. E, 93 yılında bana e, hadi sen profesörsün deseler. Bir sene sonra, 93 yılında. <laughs> olmaz ki böyle bir şey. Saçımı başımı yoluyorum. Hani kafayı yiyeceğim denir. Bu olmaz tabii ki. Evet, bu olmazken doğal olarak. Napolyon 24 yaşında üst teğmenken ya da yüzbaşı bir rivayete göre. Nasıl birden general oldu? Ya nasıl? Size yazıklar olsun. Batı tipi demokrasi diye. Övenlere yazıklar olsun. Bu toplumu zehirliyorsunuz. Bu insanları zehirliyorsunuz. Biri bana bunu anlatsın. Napolyon bir deney Korsikalı. Aksanı bozukmuş. Bir Fransızın aksanı bozuk olur mu? Muhtemelen Yahudi. Muhtemelen Yahudi. Emin olsam derim. Bilgiler o. Aksanı bozukmuş, Korsikalıymış efendim. Yani bir Yahudi'yi getiriyorlar. Fransa'nın başına oturtuyorlar. 25 yıl Fransız gençlerini, Avrupalı gençleri savaştırarak katlettiriyorlar. Onlar geçiyorlar. Sigaralarını içiyorlar. Fransız Merkez Bankası'nı alıyorlar. Fransızları güçlendirip İngilizleri, İngilizleri tehdit ederek bu anlamda İngiliz Merkez Bankası'nın inisiyatifini alıyorlar. Yani imtiyaz hakkını affedersiniz efendim. Ya dünya böyle ellerin... böyle dünya ekonomik sistemini ellerine geçiriyorlar. Tabii dünya ellerinde. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu arada bu detaylar aslında Siyonizmin 3000 yıllık hedefinin nasıl tıkır 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 Tabii. işlediğini ve dünyanın her bir yerinde, yöresinde, kentinde birbirlerini nasıl tanıdıklarını ve kolladıklarını da gösteriyor. Aynen öyle. Şimdi burada e, artık hiçbir fikri namuslu, bilimsel namusa uyan bir öğretim üyesi Batı tipi demokrasinin dememesi lazım. Ya hepsi ofis boyuymuş İsrail'in. Tıpış tıpış oraya koştular. Bir de neymiş? İngiliz demokrasi Magna Carta'ya dayanıyormuş. Vay! 1215. E ya neresi demokrasi krallık var diyorsunuz? Ya o sembolik siz daha anlayamadınız mı? Sembolikmiş. Üniversitelerde bu tür kişiler ders veriyor. Evet, maalesef. Bu tür kişiler ders veriyor. Kraliyet sembolikmiş. 24 ülkenin kralı bu. Kimdir sembolik olmayan? Başbakan. Hintli bir köle, Hintli bir köle sembolik değil. Niye Hintli köle diyorum biliyor musunuz? Aşağılamak için değil. Netanyahu'nun köle olduğunu gösterdi zaten. Evet. Netanyahu'nun boşluğuna geldi, sağdan ya da soldan şöyle bir sarıldı. Öbür taraftan sarılacakken bir dakika köle, o kadar uzun boylu değil dedi. Yanaştırmadı yanına. Yanaştırmadı. Sembolikmiş kral efendim. Ya diyelim diyelim ee, Rishi Sunak Hintli köle. Rishi Sunak önemli kral sembolik. Ya Rishi Sunak Britanya'nın başbakanı. İrlanda'nın başbakanı ney? İskoçya'nın başbakanı ney? Hepsi mi kraldan daha üstün? Kanada'nın başbakanı ney, Avustralya'nın başbakanı ne? Ya 24 ülkenin tepesinde başbakanlar yok. Valide. Bir tane kral var. Evet. Efendim. 54 ülkeli İngiliz Commonwealth'ın in en tepesinde bu. Çok üzülüyorum. Geri zekalı. Avusturya İmparatorluğu yıkıldı. Almanya İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu operasyonla yıkıldı. Kripto kişilerle yıkıldı. İngiltere hiçbir mağlubiyet daha yaşamadı ki niye sembolizme indirsin kendisini? Hiçbir mağlubiyet yaşamadı İngilizler daha. Daha yaşamadı. Ya buna inanıyorlar ya. Bir yerde konferansta böyle bir şey söyledim. Konferanstan sonra bitti işte artık yürüyorum. Önümde 3-4 tane talebe gidiyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Duydun mu ya? Ne dedi? İngiliz demokrasisi şey İngiliz e, krali, oralık o zaman kraliçe vardı. Kraliçe sembolik değilmiş dedi ya. Nasıl öğretim olsun, üyesi olmuş bu? Ya bunlar da işte, bunlar da üniversite. Bu çocuklara ben acımıyor, şey kızmıyorum. Böyle öğretiliyor bunlara. Tabii. Kraliyet sembolik efendim e, Sadece değilmiş. Sadece törenlerde çağrılıp işte bir yere var oturtulur falan filan. Şimdi izleyiciler Queen in Parliament diye YouTube'da yazasınlar, yazsınlar. Queen in Parliament. Kraliçe parlamentoda. YouTube'da neyi biliyor musunuz? Kendisi değil ha. Kraliçe'nin tacı, tacı. Evet. Tacına nasıl parlamentoda hürmet ediliyor görsünler. Ee, Rolls-Royce var ya, Rolls-Royce'un sağ arkasında gelir. Öyle bir stand yapılmıştır. Tac buradadır. Arabada kraliçe yok. Tacı gider. Ceketi yani. Evet. Oraya hürmet eder. İngiliz Parlamentosundaki o şeyler, ofis boylar efendim. Şeymiş yani. Kraliçe sembolikmiş. Şimdi hepsini gördük mü? Avrupa'nın bütün e, batı tipi demokrasinin o yüceltilmiş kişilerin hepsinin birer ikişer onlara biat tazelemeye gittiğini gördük mü? Ya siz ey batı halkı siz size sunulanı seçiyorsunuz. Siz size göre bize göre değil. Sizin tanrınızın katili sizin tanrınızın İsa Aleyhisselam'a tanrı diyorlar. Ya da sizin peygamberinizin katilini, sizin liderleriniz, onların katillerini gidiyor, biat tazeliyor, ağzınızı bıçak açmıyor. Bu mu demokrasi? Sokaklarda eleştiri hakkınız bile yok. Bu mu demokrasi? Hamas bize bunu da öğretti. Peki bunlar niye ses çıkaramazlar? Çok uzun mut gitti, bilmiyorum. Yok hocam, yani vaktimiz var ama tabii sorumuz da evet. çok. Evet. Niye ses çıkaramazlar? Batı'yı baştan sonra bunlar finanse eder. Siyasi evet. partiler kurulur, seçimlere girer bu siyasi partiler. Seçimlerde e, kazanabilmek için reklam, para desteği lazımdır. Hep bunlar destekler. E, seçimi kaybetme riski var. Ağzını açabilir mi? Ağzını açamaz. Anında kapı dışarı edilir. Anında destekleri kesilir efendim. Türkiye'de de ben bu Siyonist sermayenin bazı siyasi partileri desteklediği ihtimalini ciddi derecede düşünüyorum. Ümit Özdağ dahil birçok kişi zaten Mossad'la görüştüğünü kendi ağzıyla söyledi. Mossad'la ne görüşüyor bu? Ya siz bu istihbarat işlerini nasıl yapıyorsunuz? Bunu mu görüşüyor bunlar? Her ülkede irtibatlarını kurarlar ve e, kendi uysal e, ofis boylarını tespit ederler ve bu şekilde çalışırlar. Şimdi Batı'da kimsenin onlara ses çıkaramadığını bu Hamas'ın direnişi göstermiş oldu. Yani sermaye ellerinde Bunları e, işte kaç yılda bir seçim yapılıyorsa finanse ettikleri için, medya gücü ellerinde oldukları için ne yaptılar? Ağızlarını açamazlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir ara Türkiye'nin bir grubunun e, işte tepesindeki kişiye e, güya bir gider yaptı. Hmm. Sonra o e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı adeta ölümüne destekleyen medyada bile, onu destekleyen medyada bile, Aleyh'te bilgiler okudum. Aleyh'te. Sonra bir baktım İstanbul'un birçok araçları o grubun araçları araçlarıyla yenilenmiş. Bir baktım yenilenmiş. Konuşsun bakayım. Konuşamaz. Aslında dünyanın en özgür insanları kim biliyor musunuz bu anlamda? Kassam. Hamas. Hamas. Ben buna boyun eğmiyorum diyor. Asil bir duruştur bu. Başka da şansları Zaten yok, olmadığı için yapıyorlar demeye getirmiyorum. Efendim, 17 yıldır, 17 yıldır açık hava cezaevi geliyor. Cezaevinin kapısını adeta, ee, şimdi sen gel, seni tutukluyorum, sen gel. Gidenden haber yok. Ne zaman serbest bırakılacağı belli değil. Ya da geliyor, ee, kapıyı açıyorlar İsrail polisi, İsrail askerleri, teröristler geliyor siz çıkın çıkartıyorlar. Bir göçmen Yahudi evine yerleştiriyorlar. Kurbanlık koyun gibi bekleyecekler bunlar. Siz bekleyin. Mesela Batı Şeria'da insanlık onuruna tabii sığmaz yani. Bir insan bunu sindiremez. Tabii evet. oturup bekleyeceğiz böyle. Bizi ne zaman alacaklar? Seni evinden ne zaman çıkartıyor İsrail? Vallahi bilmiyorum. Listede elimize geçmedi ama ya da mesela diyoruz ki ya Mustafa'cığım ya bizim bir bahçe vardı. Meyve bahçesi. Gidelim bakalım erikler oldu mu? Gidiyoruz. Bir bakıyoruz site inşaatı başlamış. Ya niye ne oluyor falan diyorsunuz. Burası bizim diyor. Tanrı bize burayı vaat etti diyor. Siz buranın işgalcisisiniz diyor. Siz tapu gösteriyorsunuz. O hayır burası siz burada işgalcisiniz diyor. Efendim. Oturup bekleyeceğiz yani. Ne zaman bize dokunacak? Dokunmayacak değil. Dokunacağı kesin. Ne zaman dokunacak onu bekliyoruz. Şimdi Hamas saldırdı diyelim. E peki Ramallah, Batı Şeria'da Ramallah bölgesinde insanlar ne yaptı ona? Hiçbir şey yapmadı. Gitti, affedersiniz, armut gibi istediği kişileri, Filistinleri düşünerek söylemiyorum, topladı, efendim gözaltına aldı. Her gün 70 kişi, 100 kişi, 70 kişi, 100 kişi. E bunlar ses çıkarmadı. Bunlara bari efendim bir şey yapma. Gözaltına alıyor. Başka ne yapıyor? Ellerini, gözlerini, ayaklarını bağlıyor. İki tane de terörist, asker görünümlü terörist. Şarkı açıyor, bir yandan o teröristler kendileri de tekrar diyor, o Filistinli gözaltına aldığı kişilere e, dinletiyor. Bu mu özgürlük yani? Bu mu insan gibi yaşam? Bunlar niye e, Gazze'liler gibi yapmıyor demiyorum gerçekten de. Ya Gazze'liler aslanlar gibi çarpışıyor. Gazze'liler o teröristleri adam yerine koymuyor demektir bu. Beni ancak öldürebilirsin, o da gücün yeterse. Bana hiçbir şey yaptıramazsın. Tutuklusun, elini uzat. Bu onursuzluktur yani. Onlar onursuz demeye getirmiyorum tekrar. Herkes kendi vicdanına Zaten baksın. İsrail'i hiçbir şekilde kabul etmiyor aslında yani Hamas'ın şeyinde İsrail devleti diye bir devlet yok. O da onu ya, tanımıyor yani. Bu ne kadar asil bir duruştur yani. nereye kadar nereye kadar sessiz kalacaksınız? Şimdi dünyanın da Bundan dolayı sessiz kaldığını, Batı tipi demokrasi denilen kağıttan kaplanların hiçbir şey olmadığını, buruşturup atılacak çöp olduğunu gördük, efendim. Onların Türkiye'ye ilerleme raporlarında eksi puan verdiği insan hakları ihlalleri denilen insan hakları ile ilgili hiçbir kaygılarının olmadığını da gördük. Ya insanlar ölüyor ya. Hadi diyelim gaz işte bilmem ne kadar. Yahudi'yi öldürdü diyelim tamam. O da cezalandırdı diyelim. Ya birisi senin evinin camını kırmışsa, <laughs> camının parası ödetilir. Adamın yani adam öldürülür mü ya? Cam kıran bir kişi öldürülür mü? Ya da gidip evini yıkmazsın yani. O yani, oldu. yani bütün sülalesi mi öldürülür? Gazzeliler bu kadar yaptı diyelim. Kassam bu kadar yaptı. E sen de ona orantla hadi 5 misli, 10 misli, 100 misli yap tamam. Bu ney? Bu ne arkadaş? Bu ne ya? Karşımızda insanlar yok işte. Burada bir şey daha söyleyeyim mi? Uzun uzun konuşuyorum hep Tabii böyle. Tabii söyleyebilirsin hocam. Şimdi, İsrail Başbakanı, İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail Savunma Bakanı ve bir takım yetkililer. E, dikkat ettiyseniz, hayvanlar diyor. Evet. Hakaret için demiyorlar Hakaret için değil. Hayvan olduğuna inanıyorlar. Hayvan olduğuna inanıyorlar. Nereden geliyor bu inanış? Talmud'dan sadece Filistinlere değil, bütün insanlara. Bütün insanlara hayvan gözüyle bakıyor. Biz insanlık yani. Ben Müslüman bir Türk'üm, ben değil. İnsan olarak ben. Daha doğrusu bir e, Siyonist'e göre, Siyonist bir teröriste göre e, insana benzen, benzer bir varlık olarak ben, İnsan değilim. Yani bütün insanlık insan değil. Domuzlar ve maymunlar olarak yaratılmış. Onlara hizmet için. Ama onlara hizmet ederken keyifleri kaçmasın diye Allah şeklimizi insana çevirmiş. Böyle inanıyorlar. Bu Talmud ayeti yorum yapmıyorum. Şükürler olsun ağızlarından çıkıyor. Ha bazıları da hiç imtina da etmiyor. Hayvanlar diyor direkt. Yani suratına tükürüyor dünyanın. İsrail'in hala İnsan haklarına dikkat ettiğini düşünebiliyorlar. Muhtemelen o İsrail'deki teröristler de diyorlardır ki <laughs> insan haklarına dikkat ediyor diyorlar bizim için. İnsan hakları bizim kendi Yahudilere dikkat ediyoruz. Siz insan değilsiniz ki diye gülüyordur muhtemelen. Böyle inanıyorlar bunlar. Ama şükürler olsun dünya bunları gördü. Evet. Dünya bunları gördü. Hamdolsun. Yani Batı'dan artık o zaman kimsenin bir şey beklememesi lazım değil mi? Aynen Bizim öyle. siyasetçilerimizin de aslında işte ya görmüyor musunuz bu vahşeti? Durdurun vesaire gibi çağrılarının boş olduğu da her geçen gün birazcık daha ortaya çıkıyor hocam. Yani boş ama yapmak lazım. Neden? Hı. Çünkü yarın bu böyle gitmeyecek. Bitecek bu. Yarın bunlar yine insan hakları diye ağızlarını açacaklar. Ağızlarına Okkalı bir şekilde bir tokat gibi bu gerçekler söylenecek. Neredeydiniz? Bir de ben Türkiye'deki sanat sepet takımı için diyorum. Hı hı. Yarın bir hayvana, tabii ki Allah korusun olmasın, bir zarar geldiğinde güya onların kelebek gibi çırpınan ruhları, o sevgi ile dolup taşan e, vicdanları harekete geçecek. Birden bu sanat sepet takımı alçaklar hiçbiri konuşmuyor. Evet. Sıkar biraz. Yani şimdi cumartesi günü yani yarın meeting var. Evet. İşte Atatürk Havalimanı yerleşkesinin orada. Ya ben kimler geliyor acaba diye şöyle bir baktım. Ee, i̇şte Yusuf İslam. Maşallah. Maher Zahin. Bir de bizim Ömer Karaoğlu. <laughs> ya nerede hani diğerleri? Ya. insan için yani hiç değilse Belki hani bir aynı fikirde değilsindir, aynı görüşü paylaşmıyorsundur, aynı hayat tarzına sahip değilsindir, aynı Allah'a inanmıyorsundur, belki aynı dinde de değilsindir filan ama hiç değilse insan olarak yani. Tabi. Tabi. Ya orada insanlar katlediliyor, çocuklar katlediliyor. Ben de İsrail'in yapmış olduğu bu zulme dur diyorum, hayır diyorum diye bir boy göstermek ya. Yok. Hadi gelmedin. Bir tweet at. Ya, Onu da yapmıyor. Yapamıyor ya, yani. Yapamaz. Ben bunların Twitter'da bu kadar takipçileri olduğunu düşünmüyorum. YouTube'da bu kadar tıklandıklarını düşünmüyorum. Türkiye'nin nüfusu belli. Türkiye'de bu müziklere, bunlara dikkat eden insan sayısı belli. Yani eğitsel olarak, gündem olarak bunlarla alakaları yok. Her şeyin bunların, algı aslında Evet, yani. şişirildiğini. Bunların özellikle Tabii. bu noktaya getirildikleri düşüncesine... Sahibim bu konuda verilerim de var efendim. Biz hodri meydan diyoruz hadi konuşun. Sahne yüzü göremezler. Efendim bir daha müzik yapamazlar. Bir daha seyircinin karşısına çıkamazlar. O stand-upçı diye konuşulan şaklaban soytarılar var ya palyaçolar. Hadi konuşun. Hamas'a ayırıyorum ama insan katliamı kabul edilemez deyin. İnsan katliamı kabul edilemez deyin. Hamas'ı da ayırıyorum deyin. Hamas'ı desteklemeyin diyelim. Hamas tam ortasındadır. Allah yardımcıları olsun. Efendim ciddi mücadele ediyorlar. Aslanlar gibi İsrail'i onaylamayan, Amerika'yı onaylamayan aslanlar gibi beyefendiler, mücahitler onlardır. Hiç kimseden korkmuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Bir, iki, o noktayı da geçtiler. Çocukların kollarına isim yazmak var ya, Cesaret ister. Şimdi bunlar Hamas bizzat mücadelenin kendisidir. Peki ey sanat sepet takımı, ey sendapçı denilen soytarı. Hiç mi şu kadar vicdanın kıpırdamadı senin? Hamas'a hayır. İsrail zulmü kabul edilemez de bakayım sıkıysa. Hiçbiri yapamaz. Şimdi burada izleyicilerin, dinleyicilerin bunları da görmesi lazım artık. Bu açıdan da faydalı. Çağrıları yapacağız. Çağrıları bunların Şöyle dürteceğiz. Onlar böyle deve kuşu gibi kafalarını soktular, saklanmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok. Armut gibi gözlüyoruz sizi. Armut gibi gözlüyoruz sizi. Efendim, bu sanat sepet takımı, futbolcu takımı. işte efendim, güya e, insan hakları aktivistleri, güya e, Greenpeace, Yeşil Barış Örgütü. Neredesiniz siz? Greenpeace, neredesiniz? Biz bunlardan medet ummuyoruz. İsrail'den de medet ummuyoruz. Efendim, bombardımanı durdurun derken çağrı yapıyoruz. Doğru. Bir şey yapacaksan askeri hedeflere saldır. Sivil hedeflere saldırma. Ha sen kuduz köpeksin saldıracaksın zaten. O ayrı. Fakat biz dünyada insanların şimdiye kadar gerçeği göremeyen kişilerin görmesi için çağrı yapıyoruz. Merhamet dilenmiyoruz. Bunlardan merhamet dilenmez zaten. Türkiye'deki sanat sepet takımından da merhamet dilenmiyoruz efendim. Sadece iki yüzlülüğünüzü görün diyoruz. Evet, tabii. Temsilen yani. sizin yüzünüze tükürüyoruz. Temsilen yarın yarın hiçbir insan hakkı ihlali diye karşımıza çıkmayın. Dar ederiz size o ağızlarınızdan çıkan cümleleri. Konuştuklarınızın hepsini size o ağzınıza tıkarız. Sakın konuşmayın. Tabii yüzünüz varsa, ha bunlar yüzsüzdür, yüzsüzlerdir de, ya konuşurlar da. Hı hı. Ama artık Türkiye'de öyle de değil, onu diyeceğim efendim. Hamdolsun sağduyulu insanlar çoğalıyor. Sağduyulu insanlar bu haksızlıklara dur diyor. İki tane yaşlı bilmem ne, ağır konuşmak istemiyorum, utanmadan Filistinler toprak sattı dedi. Kamuoyu o cümleyi onların ağzına tıktı, daha sokağa çıkamıyorlar. Şükürler olsun. Evet daha sokağa çıkamıyorlar hamdolsun. Yani artık alttan alta gelişen, artık haksızlıklara sessiz kalmayan bir kitlemiz de var hamdolsun. Efendim. Dolayısıyla bu çağrılar e, yersiz değil. Onlardan medet umduğumuzdan değil. Siz bundan sonra Türkiye hakkında ilerleme raporu adı altında böyle komedi e, raporlar hazırlayamazsınız. Paçavra raporlar hazırlayamazsınız çünkü siz ehliyetli değilsiniz. Sizin şimdi elinize İsrail'in katlettiği bebeklerin kanları bulaştı. Siz ağzınızı da açamazsınız. Avrupa'da protesto gösterileri yapılacak. Kıyamet kopuyor. Hani nerede Batı tipi demokrasileriniz sizin? Efendim? Hani insan hakları aktivistleri varmış da falan da filan da hani nerede? Şükürler olsun. Bunların hepsini görüyoruz. Ee, Rabbim bunlara bir son verecek tabii ki. Rabbim burada Müslümanların sabrını sınıyor. Yani hepsi sünnetullah çerçevesinde devam ediyor. Hepsi Allah'ın ayetleri çerçevesinde devam ediyor. Evet. Ya derler ya hocam zalimin zevali yaklaştıkça zulmü artarmış diye. Evet. Şu an böyle evet. bir durumu yaşıyoruz. İnşallah zevali yakındır. Şimdi biz bu burada katillerin Mustafa Bey, e, bunlar bizim bilmediğimiz şeyler değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları söylüyor zaten. Müslümanı dünyada güllük gülistanlık vaat etmiyor ki İslam. Hı hı. Hani ne diyor? Hadis miydi? Bilemeyeceğim. Hatırlayamayacağım şimdi. Ahir zamanda iman avuçta kor gibi olacak. Kimse tutamayacak. Evet. Müslümanlık kolay mı? Allahu Teala her Müslümanın başına, başına bir şey geldiğinde onun başına bir şey getirene ceza vermiş olsaydı herkes Müslüman olurdu. Cenab-ı Hak ve küme eyyüküm ahsenamela Hanginiz daha iyi amel işleyesiniz diye. Bakıyor Cenab-ı Hak. E görmüyor mu bebeklerin öldüğünü? Görüyor. O bebeklerin hepsinin bir ecri var. Hepsinin karşılığı var. Allahu alem. Başka verilerim de var. Acı çekmiyorlar bence. Evet. Bence. Benim tahminim. Acı çekmiyorlar. Evet ağlıyorlar. Acı çekmedikleri düşüncesindeyim. Efendim. Çünkü. Yani bu... Düşüncemi söyleyeyim mi? Devam edelim. Şöyle, ben de geçenlerde hocam bir e, psikolog arkadaşım söylemişti, zihnimizde oluşturduğumuz korkular gerçekleştiği anda otomatik olarak yüzde seksen düşüyormuş. Allah, Allah. Yani acı da aynı şekilde. Yani acıyı kafamızda tasarlayıp düşünerek büyütüyoruz, yüzde yüzlük bir boyuta ulaşmış oluyor. Ama başına gelip yaşadığın anda hissiyatı yüzde seksen yüzde doksan azalmış oluyor. Maşallah. Yani böyle bir artık insanın ne derler yani bir metabolik bir faaliyet gibi adeta yani böyle bir durum var. Ben Dolayısıyla bir, tane, ben... bir de şöyle bir durum var. O cennet çiçekleri sülalesinden ailesinden yetmiş kişiye şefaat edecek inşallah. Hamdolsun. Bu şuurda Gazze halkı Geçen günlerde bununla ilgili de bir video vardı. Biz Ribat'tayız. Ağlamayın, kendinize gelin. Allah bize şehadet nasip ediyor. Ve bir şehit işte ailesinden 70 kişiye şefaat edecek. Ahirette bizim yüzümüz aydınlık olacak gibi böyle bir müthiş bir imanla, hamdolsun. böyle bir müthiş bir şuurla aslında dünyanın geri kalan tüm topraklarında yaşayan Müslümanları da silkeleyen aklını başına getirten bir vaaz aslında o. Tabii. Bir vaaz-ı nasihat yani tabii. kısa e, da olsa. Tabii. E, bize de bir ders tabii inşallah. Dolayısıyla biz tabii dualarımızda Filistin'in yanındayız ama kavli dualarla beraber fiili dua olarak da ne yapılabilir diye şöyle baktığımız zaman en basitinden mesela bu işte boykot çağrılarına uymak aynen, ya aynen. da boykota <laughs> hakikaten tas tamam Riyayet edebilmek. Aynen. Bugün maalesef çok acı bir tabloyla karşılaştım. Bir hamburgerci, bunların markası. İşte cumadan çıktım, meydandan yürüyerek kanala doğru geliyorum. İçerisi bomboştu, bu beni çok sevindirdi. Bir iki adım daha attım. İçeriye tekrar bakarak yürüyorum çünkü. Bir masa dolu. Masadakilere baktım, maalesef tesettürlü e, hanımlar oturmuşlar çocuklarıyla orada hamburger yiyorlar bu beni üzdü İşte biz fiili dua olarak da mesela boykotla başlayabiliriz yani ve boykot işe yarar mı elbette yarar çünkü bunlar dünyanın geri kalanına sözünü ekonomik savaşlarla ve tehditlerle e, söz geçiriyorlar eğer sen bunların ekonomisini sarsarsan çünkü sen bunların müşterisisin, pazarısın yani. Bunlar senden parayı kazanıyorlar. Evet. Senden parayı kazanamazlarsa bunlar zayıflayacaklar. Zayıf insanın da sözünü kimse dinlemez. Dolayısıyla belki bugün olmaz ama 10 sene sonra çok şey değişir. Belki 5 sene sonra, 2 sene sonra bile belki çok şey değişebilir. Yani fiili dua olarak da mesela sen şu anda bunu yapabilirsin, diyebilir miyiz hocam burada? Yüzde yüz bunların anladığı tek dil budur. Evet. Bakın bunların sayısı Mustafa Bey az. Bunlar sayıca e, kabarık insanlar değiller, bu teröristler. Sayıları az. Medya güçleri var, para güçleri var. O kadar. Evet. Direniş bunların işini bitirir. Biraz da direnişi inşallah konuşursak. Konuşalım. Efendim. Bir e, üç dakika sonra reklama gideceğiz. Kısa bir ara sonra burada olacağız hocam ona evet. göre. Evet. Şimdi direniş e, bunların işini bitirir. Her anlamda direniş. Onların yaymış oldukları medyalardan e, duyduğumuz fikirlere inanmamak bitirir bunları. Hı hı. Kitleyi etkileyerek yüz bin kişiyi 3-5 kişi yönlendiremez. Ama yüz bin kişinin içinde 40-50 bin kişiyi yönlendirirlerse, Diğer 40-50 bin kişi de onların peşine takılır, koyun gibi. Medya ile bunları yapıyorlar. Ama direnirsek, inanmazsak yapamazlar. Bunların ürünlerini satın almazsak yapamazlar. Acınacak hale düşerler. Çünkü sayıları kabarık değil bunların. Anında çökerler. Evet. Boykot bunların anlayacağı tek ve en etkili dil. Şimdi İsrail'e şuraya buraya ulaşamazsın. Ama onların ürettikleri market raflarına onların ürünlerine ulaşabilirsin. Almıyor mu lan diyeceksin. Füze'den daha etkili değil mi hocam? Ya kesinlikle en etkili ve tek yol bu. Evet. En etkili tek yol. Tek yol. Ben ne ne yapabilirim? Malını alma. Malını alma sadece. Efendim, en etkili yöntem budur yani. Evet. Yani çok yazık. Bunu artık bizim hayat tarzımız haline getirmemiz lazım. Yani daha önce de çok başlandı bu tarz şeylere, boykotlara. Ama tehlikenin artık nedenle büyük olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Çünkü bunların şimdi ikinci bölümde konuşacağız. Arz-ı mevut gibi bir hayalleri var. Evet. O hayalleri bizim için de ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyor. Bütün bunları masaya yatıracağız ama hocam kısa bir ara. Yani çok kısa gerçekten bir iki dakikalık sonra yine devam edeceğiz efendim. Efendim yeniden birlikteyiz, ee, televizyonlarını yeni açan kardeşlerimize de selamlarımızı e, iletelim. Selamun Aleyküm. Ebu Bekir Sofuoğlu hocamız, tarihçi yazar, profesör, doktor. Ebu Bekir Sofuoğlu hocamız, konuğumuz. Bu İsrail'in katliamını konuşuyoruz. Siyonist katiller katliamlarına devam ediyorlar ama biz neler yapabiliriz? Ve bu katliam nasıl durdurulabilir? Neler olur, neler biter? Bizleri bekleyen tehlikeler var mıdır? Varsa nelerdir? Bunları konuşuyoruz. Tabii arkadaşlarımız zaman zaman ekrana WhatsApp attığımızı da numaramızı da getiriyorlar. Siz de oradan düşüncelerinizi yazabilirsiniz, sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Yazılmış olanlar var hocam, onları ben okumak istiyorum. Lütfen. Emek. ...verip yazıyorlar çünkü... ...çok güzel bir yayın oluyor... ...Allah razı olsun kalbimizden geçenlerin... ...tercümanı oldunuz demiş... ...tokattan bir izleyenimiz... ...sağ olsunlar var olsunlar... E, ...şükranlarımızı sunuyorum... ...bunu konuşalım programına... ...hocamızın ağzına yüreğine sağlık... ...Müslümanların vahdeti noktasında birkaç tavsiyeniz olur mu... ...demiş Süleyman Bey... ...göndermiş mesajını... ...efendim... E, ...hocam işte biz de gitmek istiyoruz... ...Gazze'ye... E, Oradaki kardeşlerimize destek olmak istiyoruz, cihat etmek istiyoruz diyenler de var. Aslında onlara da bir şeyler söylemek lazım. Ee, zaman zaman sosyal medyada işte bir tane ihtiyar bir amcamızı çeviriyorlar, mikrofon uzatıyorlar. Gider misin? Giderim diyorlar. E hadi işte yarın otobüs kaldıracağız. İşte e, sen de gel diyorlar. Bu sefer o amcamız da diyor ki ya benim diyor işte işlerim var diyor vesaire diyerek. Dalgaya alıyorlar evet. Müslümanların kalbindeki Gazze'ye gitme arzusunun isteğinin yalan olduğunu güya ortaya koyuyorlar. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum. Bak sokakta şurada burada sizi çevirdiklerinde böyle bir soruyla karşılaşırsanız ki bunlar sizi manipüle ederek güya dalgaya getirmeye çalışıyorlar. Şunu söyleyin evet ben oraya giderim ama senin ve sizinle değil. Ben nereye hizmet ettiğimi, kimin ordusunda yer almam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ben Türk bayrağı sancağı altında gidersem oraya giderim. İslam sancağı altında olursa oraya giderim. Kimsenin de gazına, galeyanına gelmem. Bunu diyebilmek lazım. Bu Tabii. şurada olabilmek lazım. Siz gidiyorsanız gidin. Hadi size uğurlar olsun diyebilirsiniz. Burası çok önemli. Çünkü hep, belli bir şuura eğer ulaşılamamışsa, bilgisizlik varsa, hani bunu aşağılamak için söylemiyorum hocam kesinlikle. Ama insan yani kendi hayat meşgalesi içerisinde belki bu konulara çok ilgi duymayabilir. Evet. Manipülasyon nedir, kara propaganda nedir, yalan yanlış bilgi nedir, algı yöneticiliği, algı mühendisliği nedir? Bunlara vakıf da olmayabilir. Ama bunların ağına takılabilir mi? Takılabilir. İşte orada biz de birazcık bir uyandırma Tabii. Servisi gibi tabii. aslında bunları konuşabiliyor olmamız tabii. lazım. Tabi. Biz tabii ki vatanımızın, devletimizin yanındayız. Devletimizin vereceği kararı bekliyoruz. Onun vereceği kararın da arkasında dururuz. Şu an için sabırla da bekliyoruz. Yani inşallah bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Öyle birilerinin işte sizi tahkir etmesini. İşte bak çağırınca da gelmiyorlar diyerek güya sözüm onu aşağılamasına falan kale almayın. Bu milletin e, yüreğinde hala İslam ateşi yanıyor elhamdülillah. Bunu zaten asla söndüremediler, söndüremeyeceklerini de, de biliyorlar. Ama nasıl alaya alırız, nasıl eğleniriz? İşte bunu toplumun önüne koyarak nasıl onların onurunu kırarız? İşte böyle bir ümmet birliğinin e, işte... E, var olmadığını nasıl faş edebiliriz insanlara gösterebilirizin algısını yapmaya tabii, çalışıyorlar burada, bunun bir gerçekliği yok tabi burada şöyle bir şey ben e, çok güzel tavsiyeniz bu tavsiyeden hare hareket ederek şunu da e, söyleyelim isterim mesela hemen kim kendisine böyle bir mikrofon uzatılmışsa yanında bir arkadaşından da destek istesin kendisine mikrofon uzatılan kişi de kameraya kendi telefonunun kamerasını açsın o da onları çeksin ve cevap versin. Bir, bu soruyu sorma yetkisine sen sahip değilsin. Bu bir. İki, hadi gidiyoruz desin. Hadi gidiyoruz desin ama kameraya çeksin. Evet. Anında pilleri biter. İki, üç. Şimdi <laughs> ameliyathanelerde ameliyatları kim yapar? Doktor yapar. Projeleri kim çizer? Mühendis çizer. Ya işte çok sıkıştık. Hadi gelin ameliyathaneye gidiyoruz. Hastaları ameliyat edeceğiz gibi bir şey olur mu ya? Savaş da uzmanlık işidir. Savaşı askerler yapar. Böyle arabesk konuşmalara gerek yok. Savaşı askerler yapar. Ordular bunun için beslenir. Askerler gitsin, savaşsın demeyiz. Biz geri hizmette destek oluruz. Geri hizmetin teknik kısımlarında da değil. Zafiyet oluştururuz. Efendim, nerede bizim biz savaş, şunu bunu bilmeyen insanlarız. Böyle e, niteliksiz savaş anlamında, niteliksiz iş gücü varsa gideriz. Ama savaşa, cepheye biz gitmeyiz. Kim gider? Askerler gider. Allah yardımcıları olsun. Dualar ederiz, destekleriz, para veririz. Yok yeri gelirse biz de gideriz elbette. Tabii. Eğitimini tabii. hızlıca alırsın. Hepimiz askerlik yaptık. Evet. Ee, i̇yi kötü silah tuttuk. O bilgileri şöyle hızlıca bir tazelersin. Yürücepeye denildiğinde işte o sancak altında ben de giderim yani. Tabii. Yani bu böyle bu, bu soytarıca kendilerine kimse soru sordurmasın. Bu yet, bu soruyu sorma hakkına sen sahip değilsin diye düzgünce karşılık versin hı hı. ve kendisi de onu çekimi alsın. Kaçacak oradan. Kaçacak çekimi yapmayacak. Tabii. Çünkü iki paralık olacak orada. Evet. Ee, mesajlara devam edeyim hocam. Sonra biz tabii soruları da e, soru, soruları hem benim kendi sorularım var, hem sizlerden gelen sorulara da bakıyorum. E, zevkle seyrediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Allah razı olsun. E, hocam güzel sözleriniz yüreğimiz ferahlıyor. Teşekkür ediyoruz diyorlar. İşte bunların bir e, gazlı içecek markası var ya. Ya o bari içilmesin yeter. Millet artık sudan fazla neredeyse o zıkkımı içiyor diyor. Tesbihin imama, imamesini kopardılar. Müslümanlar başsız kaldılar. Ne yazık ki olacağı buydu. Allah yardımcımız olsun." demiş. Ee, efendim, Filistin'e hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapmamız gerekir? Genelde bu sorular evet, soruluyor. Evet. Aslında dedik. Yani sırf boykot bile şu an için benim bugün şu an şu dakika üzerimize düşen vazife esasında bu çağrılara kulak vermek, boykot aynen. etmek yani. Aynen. Ha aynen. ilerleyen günlerde Cenab-ı Hak ne murad ederse hakkımızda ve ne gel geçerse önümüze yani karar aşamasında bir karar verdi diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti, devleti. Ha o zaman da işte o karara uygun hareket tabii. etmek tabii. E gerekiyor. E tabii insanlar da şu anda inanılmaz bir böyle öfke dolu yani kalpler hocam yani bir şey o yapılmıyor, ne yapmamız lazım, işte sürekli eline telefonu alıyor, çocuk cesetleri görüyor vesaire vesaire. Bunlar şey yapıyor yani imanım zedeleniyor gibi bir psikolojinin içerisine sokuyor insanı yani. Hani orada eziyet var, ben burada hiçbir şey yapamıyorum, ben ne biçim Müslümanım? Böyle bir düşünceye geliyor. Halbuki işte itidalli aklı Selim üzere hareket etmek gerekiyor ee, İnşallah bu işler geride kalacak ee, ve Zafer İslam'ın olacak Buna Aynen. inancımız tam yani, Aynen orada mesela bir düşmanca konuşanları not etsinler iki sessiz <laughs> kalan maymunları not etsinler çocuklarına göstersinler bu zulmü çevresine boykot desteklerinde bulunsunlar ve bu hadiseyi sürekli duyursunlar. Bunlar yeterlidir şimdi. Hı hı. Bu olay geçecek. Üzülmesinler. Bu olay geçecek. Nereden biliyoruz geçecek? Ee, Mustafa Bey geçmişte çok büyük zulümler yaşandı. Hülagü zulmü yaşandı. Timur zulmü yaşandı. Cengiz zulmü yaşandı. Hepsi bitti. İskender'in katliamları yaşandı. Evet. Hepsi bitti. Firavun'un zulmü, Nemrud'un zulmü. Hepsi bitti. Cenab-ı Hak burada, bu bize yani gösterdiği ve yaşat, yaşatılan hadiseden herkes nasibini alıyor. Yani tüm zalimler yerle bir oldu dünya kurulduğundan bu yana. Değil bu kadar, mi? bu kadar. Bunlar da. Bunlar da yerle bir. Bunlar oldu. da, bunlar kaç sefer helak oldu bunlar. Evet. Ama insanlık katilleri olduğu için, Peygamber katilleri olduğu için, Kur'an-ı Kerim'de tek lanetli kavim bu olduğu için akıllanmadılar bir daha lanetlenecekler. Şimdi Allahu alem, Allah bilir. Bu kadar vahşeti biz niye görüyoruz? Cenab-ı Hak onlara çok büyük bir bela verecek, Allah bilir. Bilmiyorum. İşte bunun karşılığıydı dedirtmek için bütün insanlığa. Evet. Bunlar da bunu hak etmişlerdi. Dedirtmek için efendim. Biz burada Allahu Teala bu kadar bebek ölümlerine niye işte müdahale etmiyor? Az önce söyledik. Yoksa bütün herkes Müslüman olur. Efendim, hatta şehit sevapları var. Hatta kimileri ileri giderek diyor ki, ben şehit sevabı istemiyorum, çocuğumu istiyorum. Bak şimdi, çocuğun şehit olmamış olsaydı, tabii ki istenmez e, ölmesi. Bu özlem ciddi, e, ağır bir kaldırılması güç bir duygu. Bakın, 1453'te Ulubatlı Hasan surlara bayrağı dikerken şehit oldu. Ya ben surlara bayrak dikmeyeyim, varsın kahramanda olmayayım, hayatımı çiftimi çubuğumu sürdüreyim deseydi ulu Hasan yine ölecekti, değil mi? Evet. Surlarda şehit oldu yine öldü. Hepimiz öleceğiz. Tabii. Mesele bu kısa süreli hayatta adam gibi yaşamak, onursuz ya yaşamak değil, adam gibi yaşamak, hayatını sürdürürsün. Hırsızlıkla sürdürür müsün hayatını? Birinin öbürünün elini öperek abi bana para verir misin ben işte e, elini öpebilirim senin işte efendim ayakkabılarını yalar böyle hayat mı olur ben şunu yapabilirim şunu yapamam adam gibi yaşamak sen adam gibi yaşadın senin yakınların şehit oldu adam gibi pozisyonunu bozmadın ve Allahu Teala seni cennetiyle ödüllendirecek ben cennet istemiyorum misal yine öleceksin ve karşılığında da hiçbir şey almayacaksın. Madem öyle sen bilirsin. Yine öleceksin. Hiçbir şey almayacaksın. Efendim. Ama Allahu Teala hem bize hem onlara şunu gösteriyor. Ben kavimleri boşuna helak etmiyorum. Aha bundan dolayı. Biliyorsunuz Firavun'un zulmü sırasında efendim e, bir rüya görüyor ya Firavun. E, rüyasını tabir ettiriyor ve orada e, diyor ki kahin, e, sihirbazlar filanca yıl bir bebek doğacak. Hani filancayıl doğan bir bebek senin iktidarını başına yıkacak. Senin sarayını başına yıkacak efendim. O zaman ne yapıyor firavun? Bütün bebekleri öldürüyor. Şimdi Allahu Teala buna seyirci mi kalıyor? Allahu Teala buna seyirci mi kalıyor? Haşağı Yo, olsun. Öğretiyor bize. Şimdi bununla da hem bize öğretiyor hem e, belki dünya ne kadar devam ederse bundan sonraki kavimlere de öğretiyor. asabı Uhtut vardı. Diokletianus, İmparator Diokletianus diye de kayıtlarda. E, yani kahir ekseriyeti onu gösterir Diokletianus. Dikyanus diye de geçer. E, kuyular açardı Diokletianus. Hristiyan da o insanlar. Paganizme, geri dönmelerini isterlerdi. Paganizme, putperestliğe. Hı hı. E, kuyunun ateş var içinde asabı uktut. Kuyunun başına getirirdi insanları, askerleri. Paganizme dönüyor musun, dönmüyor musun? Dönmeyenler atılmıyordu. Peki dönmeyenler atılmıyordu, ölmüyordu da hala yaşıyor mu onlar? Miladi 300 küsürlü, ya. 310 310'lu yıl. Hala yaşıyor Hepsi mu? Hepsi toprağa karıştı. Hepsi öldü ama adam gibi öldüler. Aslanlar gibi öldüler ve cennete gittiler. Başka efendim Allahu Teala bak orada imanlarını test ediyor. Orada. Onlar da aslanlar gibi kuyuya atladılar. Kaynaklar ne diyor? Kuyuya atıldığı an Cenab-ı Hak e, onların canlarını aldı. Eziyet çektirmedi. Şimdi e, büyük kıyamet var ya, büyük kıyamette Müslümanlar kıyametin azabını görmeyecekler. Niye? Allahu Teala tatlı bir meltem rüzgarı verip onların canlarını alacak. O azabı tatmayacaklar. Büyük kıyamette Müslümanlar bu azabı tatmayacaklarına göre, e küçük kıyamet var. Küçük kıyamet insanların kendi ölümleri. Hadiste diyor ya ma tefakat kıyamet kıyametuhu. Kim ölürse kıyameti kopmuş demektir. Ben şimdi bunu böyle bir yerde anlatıyorum Mustafa'cığım. O ee, Allahu alem diyorum. Allah bilir. Samimi Müslümanlar da efendim bu ölümün acısını çekmezler. Büyük kıyamette Müslümanlara acı çektirmeyen Rabbim küçük kıyamette de çektirmez Allahu alem diye Maraş depreminin sonrasında bir yerde bir konuşma yapıyordum. Sakarya'da tabii ki. Sakarya depremini biz 99'da depremi yaşadık. Ee, Sakarya'da Aziziye Vakfı diye bir vakıf var. Aziziye Camii Vakfı. Sakaryalılar bilir bunu. Hafız ve hafıze yetiştirir burası. Oranın mütevellisinden Ahmet Aktardağ'ın diye bir kardeşim. Hocam dedi bir şey söyleyeyim dedi size. Oranın mütevellisinde Marmara depreminde Sakarya'da ee, orada bir tane hafıza kız şehit oldu depremde. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Deprem zamanı başladı artık deprem sallamaya. Herkes birbirini uyarır ya işte kalk deprem oluyor. Hadi hadi filan diye. O şehit olan kızın yanına gidiyorlar uyandırmaya. Kız vefat etmiş. Daha depremin acısını yaşamadan Allah canını almış. Ya. Evet. Allahu Teala bu acıyı Allahu Alem yaşatmıyor. Acı yaşayanlar var mı? Olabilir. Günahı ölçüsünde Tertemiz alıyor yanına. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Allah'ın bunlara azabı tattıracağı kesin. Nereden biliyoruz? Tarih boyunca büyük azaplara e, düçar oldular bunlar. Efendim, milattan önce 587 yılında Nebukadnezar bunların tapınaklarını yerle bir etti akıllanmadılar. Babil'e sürüldüler. Miladi 70 yılında İmparator Vespasianus ve oğlu Titus bunların tapınaklarını yerle bir etti yine akıllanmadılar. Tarih boyunca bunların başına gelmedik kalmadı. Ha bunlar bunu ne yapıyor? Medya ellerinde olduğu için bize bu kadar eziyet çektirildi falan şeklinde çeviriyorlar. Hayır. Fitne yaptıkları için. Akıllanmadılar. Evet. Şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Yani akıllanmadılar acaba doğru mu hocam filan? İşte bak görüyorsunuz. Akıllanmıyor yani. Bebek ölümleriyle alay ediyor. Küçük işte Filistinli bebek şeklinde sokuyorlar kendi çocuklarını. Acı çekiyormuş gibi yaptırtıyorlar. Ya insanların acılarıyla alay ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın azabı çok çetin olacak. Zamanını bilmiyorum. Efendim biz şuna güveneceğiz. İnna Allah'a me'ana diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. La tahzen, hüzünlenme. İnna Allah'a me'ana. Tarih boyunca biz böyle çok büyük zulümler gördük. Ve çok büyük bu zulümlerden sonra zaferler gördük. Diokletianus zulmünden sonra Hristiyanlar e, dik durdular. Paganizme dönmediler. Son ne oldu? Roma'da Hristiyanlık resmi din statüsü kazandı. Evet. Efendim. Yani bu tür zaferlerle gelir. E, bu tür cihatla ve bu tür sabırla, bu tür direnişlerle gelir. E şehit olanlar olacak. Allah vermesin efendim. Olacak. Allah onların şehadetlerini kabul etsin. Müslümanlar boyun eğmez. Bunu öğretiyor gazeller. Aslanlar gibi. Gerçekten dünya tarihinde Eşine az rastlanır bir direnç gösteriyorlar. Ne diyorlar? Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Daha biz orada nasıl hali kural yaşanıyor bunu bilmiyoruz. Evet. Ben bir tane videoda izledim. Gaziyeli doktorlar Allah onlardan razı olsun. Yani o kadar zor şartlarda çalışıyorlar. Ona rağmen bugün hastanelerin bahçesine de çıkmışlar. Hani istediğiniz kadar bombalayın biz ayrılmıyoruz hastanelerimizden. Maşallah. Maşallah. Şimdi eşine az rastlanır bir dirençtir bu. Yani harika insan örnekleri. Evet. Muhteşem insan örnekleri. Dünyada öyle cesur insanlar da varmış. Neyi gördük şimdi bir de? Yine ihtiyatla konuşalım. Tamam. Hani sizin o kesif ordunalarınız? Hani sizin rambolarınız? Nerede bunlar? Ben de tam onu soracaktım. Şimdi hocam, ee, İsrail terör devletinden yeni bir açıklama geldi. Ordu sözcüsü konuşmuş. Şu anda kara harekatı gerçekleşmiyor, beklenen büyük harekat bu değil diye. Çünkü akşam üzeri böyle bir haberler servis ediliyordu. İşte İsrail kara harekatına başlıyor, artık gazzeye girmeye başladı diye girememişler. Ee, hatta girmeye çalışmışlar, Gazze'nin doğusunda bu bir tuzağına takılmış e, İsrail ordusundan bir grup terörist, 5 İsrail teröristi ölmüş, bir İsrail tankı da imha edilmiş. Maşallah, subhanallah. Yani e, şimdi soru şu, lazer işaretleyici işte bilmem uyduları yok işte efendim siber güçleri uydudan destek teknolojinin en hat safhasını zaten kullanıyorlar. Yerdeki işte güya gezinen efendim böceği bile görüyorlar filan fiş mekan yani ama nasıl oluyor da bu adamlar Gazze'ye giremiyorlar? Arkalarında Amerika destek veriyor. Hatta Amerika bunları gaza getirmek için mi artık ne için bilmiyorum. E, binlerce asker getirmeye çabalıyor bölgeye e, halen daha. Ama bir türlü cesaret edip de küçücük Gazze'de yani öyle değil mi? 324 kilometre karelik mi? Böyle çok o küçük civarda. bir yer yani. Giremiyorlar. Neden? Hamdolsun. Şimdi... Ben olsun. Evet, ben efendim. ben zaten bu tür bilgilere ihtiyatla yaklaşıyorum. Çoğuna inanmıyorum zaten. Bir tane örnek söyleyeyim. Ee, bir tane çok örnek var böyle. Amerika şöyle bir füze denedi mesela. Hmm. Bilmem nereden nereye. Füze başarısızlıkla sonuçlandı. Haberi duyuyor muyuz? Yok. Denedi başardı diye biliyoruz. Hep algı. Koyun gibi ikna oluyoruz. Buyurun. Baldırı çıplak tabiri caizse o aslanlar. Gazze hadi gir buyur. Ne deniyor bakın şimdi yalanlara bakın. Amerika deniz fiadelerini getirecek. Lan yazıklar olsun 21 gün oldu. 12 saatte gelir uçakla. Evet. Savaş ya. İsrail için koşturacaksınız ya. Askerlerde ani e, müdahale mangaları var ya. Efendim asker her zaman savaşa hazırdır ya. 12 saatte de asker hazır olsun. Bırakın 2 saati 3 saatti. 24 saat. 24 saatte orayı Amerikan askeriyle dolar. 24 saat. 21 gün oldu. Hepsi çöktü. Yine bekleyelim, biz de bekleyelim. Ben inanıyorum. Ama bizim içimizdeki ezikler. Ama bir dakika ya, şimdi belki daha sonra bir şey olur. Lan var ya sen Allah'a olan imanını gözden geçir. Allahu Teala onlara nasip edeceği zaferin büyüklüğünü şehitlerin fazlalığıyla da gösteriyordu olabilir. Bizim hiçbir kaygımız ve korkumuz yok. Üzülüyoruz tabii ki şehitlere. Ama zafer bizimle Allah'ın izniyle. Şimdi buyurun açıklayın. Yok deniz piyadeleri, yok karadan karaya, yok denizden karaya, yok havadan karaya efendim füzeler, bombalar, yok sünger bombaları, yok sinir gazları. Ya e, bundan 3-4 gün önce e, o sayı yine arttı şimdi. Kilometreye 30 ton bomba atılmış. 30 ton bombalardan evler olacak artık. Efendim, da, yani Hiroşima Nagasaki'ye atılan bombadan çok daha fazla evet. bomba atılmış. Nerede sizin ordularınız? Hani Rambolar nerede? Rambolar Hocam, nerede? Ya ben şimdi sosyal medyada bugün videolar izledim. Bu İsrailli teröristler e, güya görüntü çekmişler işte kara harekat için geliyoruz et, mesajı paylaşmışlar. Ya tipleri bir görseniz var ya, yani bizim delikanlılar böyle bir tokatla indirir yani hepsini, öyle tipler. Bu arada şöyle bir durum var, bunlar hep parayla başka milletleri kendi emellerine çalıştırmaya alıştıkları için ve kendileri de gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu şekliyle korkak oldukları için şu an Amerika'dan medet umuyorlar. Bize asker gönderin siz savaşın. Hani biz girmeyelim. Onlar da diyor ki bu sizin savaşınız değil miydi hani e, siz de bir, bir şeyler yapın filan. İnanılmaz bir bocalama içerisindeler ve dediğiniz gibi müthiş o özgüvenleri, gardları, her şeyleri düştü. Ya zaten bunlar en ufak operasyonda bile altını ıslatan tipler yani. Görmedik mi yani kaç kere kameralar tarafından çekildi bunlar yani. İsrail askeri. Bot dediğinde koyu veriyor yani o kadar korkak. E şimdi bunlar ne yapabilir ki zaten hiçbir şey yapamaz yani. Bir de düşünebiliyor musunuz? Bak psikolojik şeye bak. Ne demek ya o kadar tonlarca bomba atıyoruz hala gitmiyorlar. <laughs> bu var ya bu duruş hocam ya. inanılmaz ürpertiyor ya. Ya sen tonlarca bomba yağdırıyorsun. Ne demek gitmiyor? Çünkü bunların tepesine torpil atsan kaçacak ya. <laughs> Aynen. Bunlar da. öyle oldukları için Nasıl olur ya diyorlar ya. Çocuklar falan bize nasıl böyle kabadayılık yapabilir ya? Ya. Ben tonlarca bomba atıyorum, dünyanın parasını harcıyorum. Kaçıp gitmeleri lazım şimdiye kadar çoktan. Nasıl gitmezler? Bu onların psikolojisini öyle yıpratıyor. kartlarını öyle bir düşürüyor ki öyle böyle değil. Bak hiç silah yok daha. Silah sıkmamış. Adam sadece ribatta bekliyor yani böyle. Hamdolsun. O bile korkutuyor, ürkütüyor hocam. Hamdolsun. Dünyanın ender insanlarıdır onlar, direnişleriyle ölüme artık meydan okuyorlar maşallah evet. subhanallah. Bu bu var ya bunları anlatmaya ansiklopediler yetmez efendim gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bir de bir bazı aşağılıklar da Türkiye'de ölümü mü kutsuyorsunuz? Ya ben ölümü kutsamıyorum, ben şahadeti kutsuyorum da. Madem sen ölüm olmasın istemiyorsun o zaman söyle köpeklerine atmasınlar bomba. Sen durdur. Ben mi öldürüyorum? Ya. Müslüman olarak bu Gazzeliler mi bir şeyler yapıyor? Evet. Ya siz bomba yağdırıyorsunuz. Evet. Demek ki siz ölümü kutsallaştırıyorsunuz. Bunlar çünkü aşağılık, çarpık, sapkın bir inanışı var. O bölgede yeteri kadar ölüm olacakmış, kan akacakmış, Sonra işte bekledikleri, onların inanışına göre Mesih yani İsa Aleyhisselam gelecek, bunların elinden tutup bunları cennete götürecek. Böyle şey, bir ve, inanışları var. Davut yani. ve Süleyman yani Süleyman Davut krallığı, Süleyman krallığı evet. bunu gerçekleştirecekler ama burada şunu söyleyeyim müsaadenizle. Estağfurullah ee, hocam. Ölümü biz şehadeti kutsarız ama senin anladığın manada değil. Ama biz onurumuzu Onurumuzu canımız pahasına bile olsa çiğnetmeyiz. Bunu gösterdik. Efendim, biz namusumuzu çiğnetmeyiz. Biz vatanı çiğnetmeyiz. Sen satarsan sat. Sen satarsın zaten, burada onu gösterdin. Sen satarsan sat. Biz yok mu bizi öldüren demeyiz yani. Aklımızdan zorumuz yok. Biz haysiyetimiz karşısında, vatanımız, namusumuz, dinimiz karşısında kalkıp bize diklenen olursa bedeli ne olursa olsun biz ölmeye gitmeyiz. Ama işin içinde ölüm ihtimali var diye senin gibi tabana kuvvette kaçmayız. Zaten İsrail doğru dürüst cesaretini de gösterebilmiş değil. Uzaktan taş atıp duruyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey de var ya Mustafa'cığım. Ee, Hamas ee, işte İsrail ile işbirliği yaptı şeklinde değerlendirmede evet. var ya bunu mantıklı bir şekilde masaya etralım. Hamas'ın İsrail ile işbirliği yaptığının sonucunun yansıması lazım, değil mi? İşbirliği yapmış olsa. Sonucu ne? Bunu 6. 7. günde söylediler. İsrail bas bas bağırdı. Efendim. Gazze'yi terk edin, değil mi? Hı hı. Hedef Gazze'yi süpürmekti, değil mi? Gazze'yi boşaltmak, Sina'ya transfer etmekti. Orada Hamas'ın Devreye girip şunu söylemesi gerekirdi, işbirliği yapmış olsaydı. Demesi gerekirdi ki, e, ya tüh çok büyük bombalar atıyorlar, e, şehitler veriyoruz. Aman şehitler vermeyelim, insanlarımız ölmesin. Tamam olsun varsın, biz şimdi Sina'ya gidelim, ama orada cihadımızı devam ettirelim filan gibi çanak tutması gerekirdi, değil mi? Başladı ya işbirliğine. O işbirliğini orada devam ettirmesi gerekirdi. Hadi gidelim Gazze'liler buradan diye. İşbirliğinin devamı buydu ne dedi gitmiyoruz dedi E şimdi hamasın işbirliği kime yarayacak bu durumda giremiyor Gime giremiyor bu evet. bir iki bir işbirliği varsa işbirliği değil de bir plan varsa şöyle vardır Muhtemelen ve tebrik ederim Maşallah bu siyonist köpekleri Madem çok saldırmaya meraklısınız gelin Efendim bizi evlerimizde Gelin esir alın, gelin tutuklayın diye Gazze'ye girmelerini bekliyordur. Ki bekliyor görünüyor. Evet. Ve ben burada bir şey düşünüyorum. Allahu alem. Bunlar Gazze'ye girerlerse Filistinler var ya 1967 sınırlarına kadar geri alabilirler. Çünkü bu orduyu orada yok edecekler. Önlerinde ordu kalmayacak. Sürüp götürecekler bunları. Bunlar zaten korkak. Belki de Gazze 1967 sınırlarına dönüşün, direnişinin başlangıcıdır. Sadece bir karar harekatına bakar. Şu an öyle gözüküyor. 21 gündür girdik, gireceğiz. İşte hazırlıklar yapılıyor. Genelkurmay başkanı hazır olun dedi. İşte sızma hareketleri yap... <laughs> hani? Hani? Bu böyle gitmez. Biz başka olağanüstülükler göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi burada... Böyle bir sonuçta karşı karşıya kalabilir. Yani kalırsak şaşırtıcı olmayacak ki öyle gözüküyor. Girdiğinde felaketlerini görecekler Allah'ın izniyle. Ortada ordu kalmayacak. Ve az evet. önce söylediğim gibi 1967 sınırlarına tekrar ulaşacak e, Filistin. Yani Kudüs kurtulacak Allah'u u Alem. İnşallah. İnşallah yani. <laughs> Biz tabii e, yürekten inanıyoruz, bekliyoruz. Rabbim de inşallah bize hakikaten o günleri gösterecek ee, şimdi bir izleyenimiz demiş ki hocam çok yararlı bir program yapıyorsunuz Allah razı olsun Fakat biz toplum olarak her şeyi çok çabuk unuttuğumuz için diyor korkum odur ki e, yani bir müddet sonra gene kaldığımız yerden bu İsrail ürünlerini tüketmeye devam ederiz Acaba bu duruma devletimiz müdahale edemez mi Yani bunların ülkeye girişi falan tamamen yasaklansa kökten bir çözüm olmaz mı demiş? mevcut ekonomik dünyada diyelim yani böyle bir şey mümkün değil elbette. Ya Fakat onlar yasaklanırsa başka ülkelerde de Türk malları yasaklanır. Tabi. Bu olmaz. Bunu biz yapacağız. Devlete bırakmayacağız. Evet. Yani değerli kardeşim haklı. Unutulabiliyor. Hatırlatacağız. Bizim görevimiz de o işte. Evet. Bizim görevimiz de o. Biz sürekli sohbetlerle hatırlatacağız. Evet. Belki de bu acıyı bize Cenab-ı Hak biraz daha aklımızda kalsın diye de veriyor olabilir. Unutup duruyorsunuz. Evet. Hadi şu çocukları öldürtelim de değil. Şehit oluyor onlar. Zaten ölecekler ama şimdi ölsün demeye de getirmiyorum tabii ki. Allah korusun efendim. Burada Müslümanların öyle uysal koyun olmadıklarını bütün dünyaya da gösteriyorlar hamdolsun. Evet. Şimdi Emre Gedik Bey yazmış. Peki bizim gerçekleri anlatmak için neden akıl hocalarımız yok? Var diyorum ben tabii. Konulara tek tek cevap verecek zihin dünyamız yok. Bir ekip lazım. Ebu Bekir hocamıza sorar mısınız? Gerçekleri saklamak için malum kanallarda fikirler üretiliyor. Bu konuya şöyle cevap verilir e, diye kendi kitlelerine de sufle veriliyor denilmiş. Yani biz neden böyle bir ön hazırlık yapılamıyor? Onların o algı operasyonlarına, çalışmalarına bir hafıza geliştiremiyoruz. Ya yapmamız gibi. lazım bunu, bu çok mühim. Evet. Yapmamız lazım ama şöyle bir şey var. Ama iletişim çağında ya şimdi sen at e, gündemde bu varken, afedersin iki tane Zibidinin e, magazin gündemini takip ediyorsan, ya kusura bakma da yani sana ne anlatılabilir ki zaten yani, değil mi? Tabii bir de yani ilgi odaklanma meselesi bir de ayrıca burada. E, bir de biz okumuyoruz. Bir, okumuyoruz. İki, ya yani ne yazık ki ezik muhafazakar aydınlarda korku çok belirleyici. Hı, hı Tek parti zulmünü görmüşüz ya biz. Tek parti zulmü az bir zulüm değil. Bu İsrail'in yani şu anki son zulmü kadar değil de ondan önceki zulümleri kadardı. Dar ağaçları, idamlar. Tek parti zulmü az, az yaşamadık biz yani. CHP bu milletin ensesinde az boza pişirmedi yani. Şimdi o zulüm var. Başka? Osmanlı'dan bugüne savaşları kaybettik kaybettik. Savaşların yetmişi ihanetle kaybedildi. Evet. Şimdi ben ihanetle kaybedildi diyorum ya. Beni dinleyenler ihtiyatla yaklaşıyor. Ya hocam öyle diyor ama. Vallahi billahi hadi %50'si ihanetle kaybedildi. Hadi yüzde ellisi. Bir savaşı yer alın ben anlatayım. Mevcut kaynaklardan anlatayım. Komutan ihanetleri. Selanik 70 bin askerle, 20'şer bin Bulgar ve Yunan askeri e, Doğu ve Batı'da var. 40 bin asker eder. İçeride 70 bin Osmanlı askeri var. Teslim etti Tahsin Paşa. İhanet değil de nedir? Evet. %50 en az Osmanlı zayıflığından yenilmedi ihanetler var. Kripto kişilikler var. Kripto kişiliklere herkes dikkat etsin. Şimdi Ümit Özdağ dikkat etsin herkes. Ümit Özdağ dikkat etsin. Meral Akşener'e dikkat etsin. Kökenleri şüpheli kişilere dikkat etsinler. Efendim, Osmanlı da böyle yıkıldı efendim. Şimdi bunlar var ya bu Osmanlı yıkıldı işte tek parti zulmü İslam dünyası hep büyük acılar içerisinde doğru. Bunları bize öyle bir servis ediyorlar ki biz bu sefer sesimizi çıkartamıyoruz. Ya sevgili kardeşim güya nükleer güç İsrail güya nükleer güç Amerika güya nükleer güç İngiltere Fransa hepsi 2 milyon e, 300 binlik Gazze'ye önüne geldiler demir attılar yanaşamıyorlar. Yere göğe sığdıramadıkları bu. Sen neden korkuyorsun? Ezik muhafazakar Aydın ödü patlıyor. Kapı hızlı kapansa yerinden oplayacak böyle. Şimdi bunlar da kitlenin Müslümanların enerjisini pasifize ediyor. Biz işte efendim Yalın Kılıç hesap etmeden oraya buraya saldıralım. Ne münasebet? Böyle bir şey demiyorum tabii ki. Hakkını yedirme. Efendice, kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden, kimseye saldırmadan hakkını yedirme. Dik dur. Sana hiçbir şey yapamazlar. Şimdi böyle olunca ezik muhafazakar aydınlar bunları pasifize edince ne yapıyor? Hep garantiye oynuyor. 21 gün oldu. Hala e, İsrail'in kara operasyonu başlatamama meselesini artık diyenler var. Başlatamıyor şeklinde diyenler var efendim. En başlarda diyemiyorlardı. Kara operasyonu çok tehlikeli olacak, çok ölümler olacak falan. Ya nasıl konuşuyorsunuz siz böyle ya? Hala onların söyledikleri yalanlarla kim geliyormuş? Felluce kasabı geliyormuş. Hmm. Efendim e, İsrail ordusunu komuta edecekmiş. Felluce kasabı o tir tir titreyelim filan. Irak'ta ihanet olmasaydı daha Felluce'de tıkanmışlardı ihanetle girdiler. Evet. Ya ihanet olmadan bunlar başaramaz. Bir kez Batılıların nesli yok. Askeri yok. Paralı asker ve bunlar sıkıntıda kaçar. Sayıları da az, çok değil bunların. Sayıları az. Sayıları çok değil çünkü kendi nesilleri yok zaten. Var olan alkolik, uyuşturucu bağımlısı, eşcinsel bunlar savaşa mı gider? Birbirlerini bilmem ne etmekten bunlar savaşa mı gider? Yok. Niye korkuyorsunuz hala? Hep ezik muhafazakar aydınlar. E temkinli olalım. E, dikkatli da e, tamam. Temkisi olalım demiyoruz ki. Ama seninkisi korkaklık. Seninkisi temkin değil korkaklık. Sen para mı alıyorsun yoksa? Şimdi bir kişi... Ya da onlardan mısın? Yani. Yani. Sen aklına o da gelir yani. Tabii ki. Sen kalkıp da gevrek gevrek Filistinliler zaten topraklarını satıp Beyrut'ta yerlerdi. Aynen. Yani Şimdi bunlara, kim derdi bunu ya? Bunlara yani, dikkat edecekler işte. Bunun zaten kökeni Türk değil. Ama şu var hocam. Ön hazırlığını öyle bir yapıyorlar ki işte şöyle saygın, böyle saygın işte değil biliyor, bilmem ne. Ben onu tanıyan tarihçi hocalarımız var. Siz başka tarihçi hocalarımız hepsini soruyorum. Tanıyorlar, biliyorlar. Cemaziye Levveli'ni biliyorlar. Evet, evet. İşte belli bir grubun içerisine girdiği zaman o tarafa, savunduğu tarafa atıp tuttuğunu, ikili oynadığını gayet güzel, net bir şekilde biliyorlar, anlatıyorlar. Anekdotlar da paylaşıyorlar filan. Tabii daha cesaretli aslında bunu kamuoyu önünde de artık Madem bu iş ifşa boyutuna gidiyor. Ee, daha net böyle isim vererek, tarih, gün, saat, hatıralarını paylaşarak bu insanların bütün bu yıldızlarını dökmeleri lazım ya aşağıya. Niye? Çünkü adam ön hazırlık içerisinde bunu böyle pohpohluyor, şişiriyorlar ya gazı evet, bere evet, bere balonla. Evet, evet. Bu da işte onlar nasıl bir yalan üfürmek lazım topluma. İşte ne ihtiyaç var kamuoyunu yöneltebilmek için? Şöyle bir yalan ihtiyaç var. Kimin ağzından söyletelim bunu? Ya bizim var ya işte. Evet. Onun ağzından söyletelim. Onun ağzından söyletiyorlar ya. Evet. Ben size bir tarihçiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi gerçek kimliklerine bakmak lazım. Biz ırkçı değiliz. Bir. Biz ırkçı değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ırkçıları lanetliyor. Bir kişinin tek başına Türk olması, Arap olması, Ermeni, Rum... Hiç fark etmez. Düzgün insan mı değil mi? Vatansever mi değil mi? Müslümansa zaten benim kardeşimdir. Önce bunu söyleyelim. Evet, Irk bu arada merkezi... son 5 dakikamız kalmış hocam. Irk merkezli hareket etmiyorum. Ama bu İlber Ortaylı var ya meşhur tarihçi. Hı hı. Türk değil. Tatar. Peki Tatarları eleştiriyor muyum? Değil tabii ki. Tatar kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Ee, Hısım Akrabaneli ile akrabalık ilişkileri kurduklarımız var. Ama Tatar olsa iyi. Tatar kimliğiyle başka bir kökenden mi? Burana bak, burasına bakılmalı. Çünkü mesela ee, Osman Hamdi Bey için ne deniyor? E, babası sanırım Osman Hamdi Bey için. Babası Sakızlı Rum. Bir dakika. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sakızlı Rum. Yapmaya gidin bakalım. Sakızlı Rum mu gerçekten? Yoksa Yahudi mi? Napolyon için denilen Korsikalı denildiği gibi mi? Daha aşağısı var mı? Sakızlı Rum, e ee? oradan aşağı inmeyecek miyiz? İneceğiz. İlber Ortaylı'nın gerçekten Tatar olup olmadığını ben merak ediyorum. Türkiye'li Türk değil. Göç etmiş, yerleşmiş olabilir ayrı, ayrıca. Yani o ayrı mesele. Ama köken itibariyle Deştikıpçak bölgesi daha da kuzey bölgelerde efendim. Ben bunun gerçekten Türk olup olmadığının tahlil edilmesini istiyorum. Niye? Böyle kimliği çok net ortaya çıkmayan kişiler hep böyle net ameli cümleler kullanıyor. Celal Şengör. Ben bunun gerçek kimliğini merak ediyorum. Ha gerçekten Türk de olabilir ayrı mesele. Sadece kimliği tek başına veri demiyorum. Ama kripto kimliklerle operasyon çekildi ya bunlardan birileri bunlar olabilir mi? Artık bir daha oyuna gelmeyelim ya. Bir daha bize operasyon çekilmesin. Ve bunlar ha İlber Ortaylı Rum mudur? Ermeni midir? Yahudi midir? Hepsi de olabilir. Hiç sorun değil. Gerçek kimliği neyse açıklasın. Ağzımı açmam. Ağzımı açmam. Sorun burada şu. Gerçek kimliğini gizleme meselesidir. Artık bir daha bunlara fırsat vermemek gerekir. Sadece İlber Ortaylı Celal Şengör değil. Kim kimliğini gizliyorsa bunlara fırsat vermemek gerekir. Operasyonlar bunlardan çıkıyor. Bir de izleyiciler şunlara baksınlar. Kritik zamanlarda tehlikeli cümleleri kim kullanıyor? Az önce sizin söylediğiniz gibi. Kime söyletiyorlar? Hı hı. Buradan da yakalarsınız. Tarih boyunca böyle kişilerle biz karşı karşıya kaldık. Sadece biz değil. Fransa'dan örnek verdim. Mısır'dan örnek verdim. Suriye'den örnek verdim. Hep böyle gidip yerleşiyorlar. Mesela özellikle Siyonistler o ülkeden insanmış gibi görünüyorlar. Efendi ben Emr'in şey Enver'in kimliğinden de ciddi derecede şüpheleniyorum ki zaten Türkiye Türk'ü değil. Allah Allah. Hep tartışmalı kişiler Türkiye Türk'ü değil. Talat da Cemal de Türkiye Türk'ü değil. Türkiye dışından Türk söylenilene göre. Bence Türk olma ihtimalleri de şüpheli. Enver'in Türk olmadığı Gagavuz Türk'ü diyorlar. Değil. Onunla ilgili bilgiye sahibim. Kamuoyuna söyledim. Ben bunu servis edeceğim dedim. Hı hı. Edeceğim. Ağzımdan çıkanı unutmadım. Onu edeceğim. Zamanını bekliyorum. Efendim. O belgeler birilerine de servis edildi. Ben kaybedersem birisi servis edecek. Evet. Efendim. Dolayısıyla. Son bir dakika. Hemen bitiriyorum. Kişinin kimliğinin ne olduğu hiç mühim değil. Yusuf İslam Rum. Kardeşimdir benim. Kimlik ne olduğu mühim değil. Kripto kimlikle hareket etmektir sorun alan. Efendim, Hristiyandır. Hiçbir sorun değil. Hristiyan bir Twitter hesabı var. Aşk olsun çocuğa. Öyle bir e, paylaşım yapıyor ki Filistin'le ilgili. Aşk olsun, tebrik ederim. Allah ona hidayet nasip eylesin. Mesele kripto kimlikle hareket etmek. Ve bunlara dikkatli olsun artık izleyiciler evet. inşallah. Yani bilgi olarak nereden besleniyorsanız, Orayı muhakkak kontrol ediniz. Aynen öyle. E, bu çok önemli. Çünkü bilgi güçtür. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun, ederim. var olun. Allah razı olsun. İnşallah e, daha başka programlarda İnşallah. da görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yüzlerce mesaj var. Hepsini okuyamadım. E, Allah razı olsun hepinizden. Bizi yalnız bırakmadınız bu programda da. Tabii mesaj göndermeyen de binlerce izleyenimiz vardır. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bunu konuşalımı bu hafta noktalıyoruz. İnşallah haftaya tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.